Sevgili getirip izleyiciler efendim, ya hayırlı akşamlar. Tekrar bir siyaset gündemi özelde beraberiz efendim. Bugünkü konuğumuz, bu akşamki konuğumuz gibi efendim, bu akşamki konuğumuz Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Milletvekili Sayın Namık Avuçça. Evet, konumuz çok ciddi. Çanakkale ve Balıkesir'de 1/100.000'lik haritalar üzerine büyük itirazlar oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili heyeti gönderdi. Sayın Avuçça da bu heyetten sorumluydu. Bu konuları konuşalım, siyasi gündemi konuşalım. Konuk ettik kendisini efendim. Sayın Avuçça, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan Gedik TV ailesine ve tüm Balıkesirli hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Avuçça, şimdi bu 1/100.000'lik bu komisyon çalıştay nasıl oldu? Nereden çıktı bu efendim? Bu çok da itirazları vardı. Neydi sıkıntı, neydi efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle siyaset gündemi programları Balıkesir'de değil sadece Türkiye'de de dikkat çekiyor ve sağ olun, çok teşekkür ederim. Balıkesir siyasetinin nabzını bütün Ankara takip ediyor. Takip ediyor sizin vasıtanızla. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ben de sizin çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizler de eksik olmayın. Davet ettiğimizde bu gelip geliyorsunuz, anlatıyorsunuz, konuşuyoruz. Ne güzel. Bölge halkımız ve ülke genelinde de Balıkesir'de neler oluyor en azından. Evet. Aynaya ve ışık olmaya çalışıyoruz. Işık tutmaya çalışıyoruz. Evet. Ben tabii sözlerime başlarken bir kez daha buradan Kaz Dağları'nın eteklerindeki Efeler Diyarı, Zeytin Diyarı, Edirne'de hemşehrilerime bu topraklar Kuvayi Milliye'nin doğduğu topraklar, özgürlük ve bağımsızlık meşalemizin yakıldığı topraklar. Evet. O nedenle bir kez daha tüm Edremit halkımıza, bölgemize, insanlarımıza iyi bir yaşam diliyorum. Şimdi 1/100.000'lik planlar nedir diye şöyle bir yurttaşlarımız bir bilsin diye söylüyorum. Evet. 1/100.000'lik plan çevre planı, yani 100 kilometre çapında tüm Balıkesir'i ve Çanakkale'yi, nerede sanayi alanı olacak, neresi korunması gereken tarım alanı olacak, nereyi ne yapılacağını bütün Balıkesir ve Çanakkale'yi bir bütün olarak değerlendiren bir çevre planı. Çevre planı. 1/100.000'lik plan deniyor buna teknik olarak. Bu planın altında bir de uygulama planları var. Uygulama planları dediğimiz işte yerel ölçekli, Edremit Belediyesi'nin mücavir alanı neresi, konut alanları neresi, vatandaşlar buna göre imar alanlarını ruhsat alacaklar. Evet. Böyle bir plan. Şimdi bu 1/100.000'lik planlar öylesine bir ters bir süreçte başladı ki, şimdi bakınız, planlama süreciyle ilgili Edremit Belediye Başkanı'nın, Edremit Ticaret Odası'nın, Edremit Mimarlar Odası'nın, Şehir Plancıları Odası'nın, sivil toplumun hiçbir kesimine, ne belediye mensuplarına bir toplantı yapılıp da ya Edremit'in planı nasıl olsun? Edremit'in görülmemiş, yani duyulmamış. Yani planın planlama süreçlerine, ön süreçlerine kesinlikle katılımcı bir şey sergilenmedi. Hiç görüşleri sorulmadı. Evet, ne Edremit'te, ne Bandırma'da, ne Çanakkale'de. Bir defa bu son derece hatalı bir gidiş. Evet. Çünkü Edremit bizim topraklarımız. Ankara'da Şehircilik Bakanlığı'nda iki bürokrat oturacak orada. Efendim biz geldik, bölgeyi karış karış gezdik. Ben soruyorum bunu oradaki daire başkanına. Ya kardeşim, siz Edremit'e geldiniz mi? Halkla görüştünüz mü? Belediye başkanıyla, belediye meclisiyle bir görüş sordunuz mu orada? Hayır. Bizim iki teknik eleman göndermişler. Orada iki tane şey kız. Biz geldik işte, her yeri gezdik. Şimdi bakın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir planlama olmaz. Birincisi bu. Yani 1/100.000'lik planlama süreçlerine yerel halkın, yerel dinamiklerin görüşleri alınmadan bir planlama yapıldı. İkincisi, insanlarımızın çevre hakkına saygı gösterilmedi. Yani düşünün ki, örnek olsun diye söylüyorum planla ilgili. Biliyorsunuz Marmara Denizi, Mustafa Bey şöyle bir tanım yaparsak, Marmara Denizi dünyada tamamen bir ülkenin kendi iç topraklarında kalan tek iç denizdir dünyada. Tek iç deniz, evet. Yani bizim Marmara Denizimiz. Marmara Denizi'nin biliyorsunuz şöyle bir kıyılarına bir saydığımızda Marmara Denizi'nin hemen kıyısında hangi iller var? İzmir. Bir Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir. Evet. Ve Çanakkale tabii ki. Şimdi böyle baktığımızda Marmara'nın şöyle kuzeyine bir bakalım. İzmit, Dilovası, Darıca, İstanbul, Darıca, Silivri'ye kadar, Çatalca'ya kadar olan bölüm sanayiyle doymuş durumda.
İzmit Körfezi'ne bugün denize girilemiyor. İzmit Körfezi kirlenmiş, bitmiş durumda. İzmit Körfezi'nden sonra gelin, Gemlik Körfezi de aynı durumda. Budanya Körfezi de aynı durumda. Bandırma Körfezi zaten Güney Marmara'ya geldiğimizde Bandırma Körfezi'nde bir tane asit fabrikası, iki tane gübre fabrikası ve limanıyla Bandırma'da da denize girilemez durumda. Güney Marmara'da tek mavi bayraklı denizimiz bizim Erdek Körfezi. Erdek Körfezi aynı zamanda Marmara Denizi'ndeki balıkların kuluçka merkezi. Yani deniz yaşamının kuluçka merkezi durumunda. Bütün Balıkesir topraklarını kat ederek Kaz Dağları'ndan doğan, Kaz Dağları'ndan beslenen Gölen Çayı Güney Marmara'da denizde buluşur. O Gölen Çayı deltasının denizde buluştuğu yerde müthiş bir popülasyonu vardır, canlı popülasyonu vardır. Oradaki balıkların üreme merkezidir. Dünyanın en önemli balık üreme merkezi, kuluçka merkezidir orası. Yani bunu teknik adamlar söylüyor, biz söylemiyoruz. Tabii benim de çocukluğum orada geçti. Ben Gölen Çayı'nın tam Güney Marmara'da denizle buluştuğu yerde, Musakçı köyünde doğdum, büyüdüm. Evet. Dolayısıyla çocukluğumuzda Jumbo Karides dediğimiz, böyle iri karideslerin üretim merkezidir. Yılan balıklarının üretim merkezidir. Kalkan balıklarının üretim merkezidir burası. Böylesine önemli bir merkez. Ve şu anda da belediye başkanı haklı bir gururla söylüyor ki, Erdek Belediye Başkanımız, mavi bayraklı tek körfeziz şu anda Marmara'da. Evet. Ve karşısında hemen Kapıdağ Yarımadası, Kapıdağ, biraz sonra söyleyeceğim Balıkesir'in zenginliklerine, değerlerine, Kapıdağ Yarımadası tamamen turizm alanı olarak ilan edilmiş. Türkiye'deki tek, Antalya'dan sonra Güney Marmara'da tek merkezdir burası. Ve endemik bitkiler bakımından Kapıdağ Yarımadası, aynı Kaz Dağları gibi, sadece Balıkesir'in değil, Türkiye'nin önemli bir coğrafi mirası ve dünyaya da önder olarak gözükecek önemli bir merkez. Şimdi böylesine önemli bir turizm potansiyeli, deniz potansiyeli, çevre potansiyeli olan bir yer, hemen onun yanında A sınıfı diplomaya sahip Kuş Cenneti Gölü, kuşların gerçekten cenneti, hemen bu yere çok yakın Erdek Körfezi'ne kuş uçuşu 5 kilometre mesafede olan bir yer. Şimdi böylesine önemli bir çevresel olarak korunması gereken alanın hemen yanına Bandırma Çanakkale üzerine 4800 hektarlık 48.000 dönümlük bir alanı, müthiş bir alan, tamamen sanayi alanı olarak planlanmış. Ne sanayisi? O da belli değil. Yani o da belli değil. Kimyasal atık sanayi. Oraya gireceğim. Şimdi okuyoruz biz tabii basında. AKP'li sözcüler, hükümet yetkilileri diyorlar ki buraya 5 milyar euroluk yatırım yapılacak ve burası organize ihtisas kimyasal sanayi alanı olacak deniyor. Şimdi demin hassasiyetleri saydım. Organize kimyasal sanayi alanı ne demek? 48 bin dönümlük alana siz o kimyasal fabrikalarını kurduğunuzda, eğer böyle bir şey gerçekleşirse, kurduğunuzda bu şu anlama gelir. Biz Marmara, sadece Erdek Körfezi'ne değil, o kimyasal atıkların direkt Marmara, o Erdek Körfezi'ne deşarj edildiğinde, ben Erdek'in, Körfezi'nin bir idam fermanı olacağını düşünüyorum. Buna hiçbir şekilde izin verilmemesi gerekir. Hiçbir şekilde kimyasal bir alan değil. Evet, o bölgede sanayiye ihtiyaç var. Tabii ki biz ülkemizin sanayileşmesini istiyoruz. Ama o 1/100.000'lik planla öngörülen, biz organize ihtisas kimyasal sanayi bölgesi yapıldığında Erdek Körfezi'ndeki o canlı popülasyonun yok olacağı aşikar. Kapıdağ Yarımadası'nın olumsuz etkileneceği aşikar. Bakınız Mustafa Bey, o bölgede şu anda enerji sahanın iki tane doğalgaz çevrim santrali var. Evet. Doğalgaz çevrim santrali. Biliyorsunuz o doğalgaz çevrim santralindeki kaynar su, soğutma suyu direkt böyle Erdek Körfezi'ne derc ediliyor. Ve Erdek Körfezi'ndeki o suyu, ortalama o körfezdeki suyu 1 derece, 2 derece arttırdığı söyleniyor. Şu anda ikincisi yapılıyor buraya. Şimdi şunu sormamız lazım. Evet, sanayileşmeye evet. Ama sanayi niçin var Mustafa Bey?
İnsan için var. İnsanları daha mutlu, daha refah içerisinde yaşatmak için var. Evet. Eğer sizin yaptığınız sanayi o bölgedeki insanların yaşamını tehdit ediyorsa, o bölgedeki canlı yaşamı tehdit ediyorsa, o sanayinin bir anlamı var mı? Şimdi ben buradan soruyorum. Birçok teknik adamla konuşuyoruz. Almanya bugün güneş panellerinin üretiminde Avrupa'nın en önemli güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten bir ülke Almanya. Almanya Türkiye'den çok daha fazla kuzeyde kalan, güneşi bizden çok daha az olan bir ülke. Ya biz Türkiye olarak Anadolu, güneş ülkesi olarak bilinir Anadolu. Anadolu. Yani neden biz alternatif enerji kaynaklarına, insanın doğal dengesini koruyan, toplumun doğal dengesini koruyan rüzgar enerjisine ki Bandırma'nın o Güney Marmara'nın önemli bir bölümü 365 günün orada 300 günün sert rüzgar eser. Evet. Bir potansiyel rüzgar enerjisi var. Rüzgar enerjisi. Orada potansiyel bir güneş enerji tarlaları var. Gidin İtalya'ya, gidin İspanya'ya, gidin Almanya'ya. Her taraf güneş tarlalarıdır. Güneş panelleriyle dolu. Şimdi doğal gaz bizde yok. Nereden alıyoruz? Rusya'dan geliyor bize. E kardeşim benim ülkemde kaynağı yok. Ham maddesi dışarıda. Neden bizi dışa bağımlı bir enerji politikasına mahkum ediyorsunuz? Yıllardan beri. Yıllardan beri böyle. Bakın şeyden daha da öteye gidelim. Bandırma'yı geçin. Çanakkale'ye vardığınızda Biga Karabiga hattında 14 tane bu şeye göre 14 adet Rus kömürüne dayalı, Sibirya kömürüne, İthal kömürüne dayalı termik santral kurulmak isteniyor. Ya böyle bir enerji politikası ben gerçekten ibretle izleniyorum. Yani bu kadar bu topraklara ihanet, bu topraklara ihanet eğer cahillikten ileri gelmiyorsa kastan ileri gelir. Yani bu ülkenin topraklarına kastetmek istiyorsunuz siz. Bunu sormak gerekiyor. Şimdi burada şu tarifi yapayım. Kesinlikle biz bölgemizde sürdürülebilir, yarınlara evlatlarımıza yaşanabilir bir toprak, su, insan, çevre temizliğini odak alan bir sanayi planlamasına gitmeliyiz. Hı. Ama bunun adresi bir kimyasal sanayi bu ülkenin en önemli iç denizinin kenarına, hemen kenarına ve oradaki canlı popülasyonunu etkileyecek bir sanayileşme kabul edilemez. Türkiye'nin kimyasal sanayi kurulacak bir sürü Anadolu'da alanları var. Neden gelip Marmara Denizi'nin kenarına, neden bir açık denizin kenarına değil? Akdeniz'de bir sürü yer var. Oralarda deniz kenarı. Sen kendi iç denizini neden yok edecek, tüketecek bir tercihte bulunursun? Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz diyoruz ki insana duyarlı, çevreye duyarlı bir sanayi planlamasını bölge halkıyla birlikte, bölge belediyeleriyle birlikte, Bandırma Belediyesi, Erdek Belediyesi, Manyas Belediyesi, evet. Gönen Belediyesi, Biga Belediyesi hep birlikte ve teknik adamlarla, şehir plancılarıyla, mimar odalarıyla halkın çıkarlarına öne alan, önce halkın çıkarlarını, kamunun çıkarlarını, sonra toplumun sağlığını, esenliğini, evet. Sonra su ve ekolojik yaşamın değerlerini. Buradan bir şey daha bu konuyla ilgili söylemek isterim. Bakın dünyada doğal yaşamın tek akıllı yaratığı insandır. İnsanın sadece kendi cinsinin, kendi soyunun sağlığını sıhhatini değil, bir insan olarak, akıllı yaratık olarak dünyada tek akıllı yaratık ve çevresini değiştirme kabiliyetine sahip bir varlık olarak insanların aynı zamanda konuşamayan canlıların, hayvanların, balıkların, çevrenin, ağaçların, kuşların yaşamını korumak ve kollamak gibi bir ahlaki, vicdani bir görevi de vardır. Yani ben bir siyasetçi olarak Balıkesir topraklarında, Türkiye topraklarında sadece insanın değil, dili olmayan, ızdırabını aykıramayan tüm canlıların da yaşam sorumluluğu bizim üzerimizdedir. İnsanların üzerindedir. O evet. Bakımdan bizim bu olaylara bu perspektife bakarak siyaset üretmemiz gerekiyor. Ve bu bölgenin siyasetçileri olarak da biz, öncelikle tabii ki kendi topraklarımızda, Balıkesir topraklarında tüm insanlarımızı, tüm canlılarımızı, yarınlara evlatlarımıza yaşanabilir bir Türkiye, sağlık içerisinde yaşanabilir Türkiye bırakmamız gerekiyor. Biz bu duyarlılıklarla, benim
birbiri 100 binlik planlarla ilgili Balıkesir'deki bu askı süresiyle ilgili itiraz şeyleri görünce tabii derhal harekete geçerek, evet, belediye başkanlarımızla görüşerek konuyu ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Kurulu'na getirdim. Evet. Durumu anlattım. Grup başkan vekillerimiz haklı olduğumuzu gördüler. Dedim ki eğer biz buna müdahale etmezsek CHP olarak gidişat kötüye gidiyor. Ve hazırladığımız bir proje kapsamında 9 milletvekili arkadaşımıza CHP grubu görev vererek Çanakkale milletvekilleri, 2 Çanakkale milletvekilimiz, 3 Balıkesir milletvekilimiz, Çevre Komisyonu'ndan, Tarım Komisyonu'ndan, KİT Komisyonu'ndan, Enerji Komisyonu'ndan da görevli arkadaşlarla 3 günlük bir çalıştaya geldik. Gerçi o çalıştaya geldiğimizde AKP'li bir Balıkesir vekili, bunlar bir gazetecinin sorusu üzerine, bunlar çalıştaya değil festivale gelmişler diye bize laf vurmuş. Ben sizin o çalıştayınızı da takip ettim yani, en azından. Evet. İşte bir festival havası yoktu yani. Evet, bununla ilgili de Mustafa Bey, bu bölgeye geldiğimizde biliyorsunuz bu çalıştayımızın birinci ayağını biz Manyas'ta, Bandırma'da, Erdek'te tamamladık. Bir gün sonra Biga'da, Karabiga'da, Çan'da bir çalışma yaptık. Ve sonrasında da pazar günü burada Ayvalık Belediyesi'nde bir durum değerlendirdik. Sonra da çok katılımcı, şeffaf ve tüm siyasi partilere, tüm basına açık olarak da Edremit Belediyesi'nin belediye meclis salonunda Sayın Kamil Saka Başkanımızla birlikte değerlendirdik. Bence siz de izlediniz. Ben de izledim. Son derece akılcı, son derece bilimsel tespitleri olan, bakın bu bölgede az önce ifade ettim, Balıkesir toprakları olarak biz sadece Balıkesir'in değil, dünya mirasına sahip bir bölgede şanslı topraklarda yaşayan insanlarız. Kaz Dağları dediğimiz bölge, İsviçre'deki Alpler'den sonra dünyanın ikinci oksijen deposu. Evet. Hatta belki de en önemlilerinden bir tanesi. İkinci olarak tespit ediliyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde Antandronos denilen antik kentin o kadar tarihsel bir derinliği ve önemi var ki, Antandronos antik kentinin yaşayanları Roma İmparatorluğu'nun kurucularının ataları. Antandronos'tan, Truva Savaşı'ndan sonra Antandronos'a gelen ve burada bir şehir oluşturan, Altınoluk eteklerinde bir antik kent oluşturan Romos ve Romulus, Roma İmparatorluğu'nu gidip kuran bir tarihsel birikime sahip. Böylesi önemli bir şey. Hemen onun dibindeki Kaz Dağları da tabii ki yine endemik bitkiler bakımından bakılırsa bugün Kaz Dağları endemik bitkiler, yazın Google'a, ne kadar sadece Kaz Dağları'nda yetişen yüzlerce bitki çeşitlerine sahip. 1400'e evet, yakın bitki var. Şimdi böyle bakıldığında Kaz Dağları gibi gerçekten dünya mitolojisine sahip olan bir yerde siz hidroelektrik santralleriyle izin vererek, onlar planlanıyor burada da, işte Zeytinli'de barajlar planlanıyor. HES'ler. Bu şu anlama gelir. Bakın, burası oksijen deposu ve insanlar buraya, Edremit'in yaz nüfusu 300-400 bini buluyor mu burada? Buluyor. Buraya geçiyor bile. Yani. İnsanlar niye Edremit'i tercih ediyor? Niye Altınoluk'u tercih ediyor? Niye Akça'yı tercih ediyor insanlar? Bir iki sebepten dolayı. Burası bir sağlık ve şifa merkezi burası. Tabii. Burası bir oksijen deposu. Termal turizm siz, var. Siz hidroelektrik santrallerle eğer burayı, buranın nemini, rutubetini arttıracak, çünkü su birikimlerinden mutlaka nem oranı artacak. Ekosistem bozulacak. Ekosistem bozulacak. Evet. Dolayısıyla evet, bu ülkeye enerji lazım mı? Lazım. Evet, bu ülkede iş sistem lazım mı? Lazım. Gençlerimize iş lazım, aş lazım. Ama bu bölgede, biz bu bölgede şu sanayi şu şekilde destekleriz. Bu bölge tarım olarak zeytincinin ana merkezi. Zeytinyağı sanayine dönelik, zeytin ham maddesine dönelik sanayi planlanabilir ve olması gereken budur. Çünkü bu topraklar zeytinin toprakları. Zeytinyağın toprakları. Bu topraklarda biz zeytini ve zeytinyağını öne çıkaracak bir sanayi planladığımızda hem bölgenin ekolojik sistemi bozulmayacak, hem turizm, sağlık, tarım evet, merkezi olarak burası planlandığında Edremit'te insanlar binlerce yıldan beri sağlık içerisinde, şifa içerisinde zeytin ve zeytinyağıyla beslenen bu insanlar ve daha sağlıklı olacak. Marka yaratmalıyız. Dolayısıyla bizim bu noktadaki itirazlarımızı, bölge insanının sesini dinlemek için geldik, çalıştığımızı tamamladık. Şimdi de bir rapor yazıyoruz. O rapor sonrasında da eğer bölge insanının hassasiyetleri dikkate alınmazsa
farklı eylem biçimlerine gidebiliriz. Burada imza kampanyalarından tutun, çevre mitinglerine kadar gidebiliriz. Çok farklı eylem biçimleri. Biz şunu söylüyoruz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim birinci önceliğimiz insanlarımızın yaşam hakkıdır. İkinci önceliğimiz çevre hakkıdır insanların. Bütün canlıların temiz bir çevrede yaşam hakkıdır. Bunları doğru planladığımızda eminiz ki biz Balıkesir'imiz ve Türkiye'miz daha mutlu olacak. Çünkü insanların mutluluğun temeli onların sağlıklı yaşam hakkının birinci mutluluğun birinci şartı hiç kuşkusuz sağlıklı insan olmaktır. Evet. Sayın Bekir'im ben yanılıyor olabilirim. Eğer yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ben Bandırma bölgesinin tavuk üretiminde, tavukçuluk sektöründe Çin'in bir bölgesinden sonra dünyada ikinci üretimde yüksek kapasiteli yer olduğunu, üretim merkezi olduğunu biliyorum. Tabii kimyasal evet. sanayi olmasın, bu sektöre dayalı, tavukçuluk sektörüne dayalı olan her türlü fabrikalaşmayı, sanayileşmeyi, üretim sahasına hiçbir Bandırmalı'nın da itiraz edeceğini zannetmiyorum yani. Ama maalesef bunları kimler nasıl yapıyor, niçin yapıyor, biz sorduk, yaptık, yapıldı, olduk, yapıyoruz. Oldu bittiye getiriyorlar. Şimdi bu saatten sonra, bu aşamadan sonra mahkeme aşaması var mı bu 1/100.000'in? Cumhuriyet Halk Partisi olarak mı yapacaksınız yoksa o Çalıştay'a gelen milletvekilleri olarak mı yapacaksınız? Grup olarak mı yapacaksınız? Çok güzel söylediniz. Bakın Beyazıt'la ilgili Balıkesir'de biz Balıkesir olarak Balıkesir'i şöyle tanımlıyoruz Ankara'da. Bir, Balıkesir Türkiye'yi doyuran il. Evet, Beyazıt'ta doyuran il. İki, Türkiye'yi koruyan il. Evet. Beyazıt'ta Balıkesir ili olarak sadece ürettiğimiz markalarla Türkiye'deki üretimin dörtte birini, yaklaşık %26'sını Balıkesir üretiyor Beyazıt. Yine kırmızı etin dünya Türkiye üretiminin ikinci kentiyiz Balıkesir olarak. Dolayısıyla Balıkesir bir tarım ve hayvancılığın başkenti olarak. Türkiye'nin, Avrupa'nın Hollanda'sı olarak bilinir Balıkesir. Yani. Böylesi önemli bir şey var. Şimdi beyaz et üretimi Güney Marmara'da öylesine bir potansiyel yaratmıştır ki, bakın bir dünya markası yaratmışız orada. Evet. Piliçi yaratmışız. Dolayısıyla bu markaların tabii ki isimlerini tabii reklamlarda ama tabii önemli markalar yaratmış. Dolayısıyla evet. Biz tabii bölgenin planlamasında yerel ürünlerin işlenmesi, yerel sanayinin gelişmesiyle ilgili adımlar atmalıyız ve hassasiyetimiz bu. Şimdi ne yapacağız bununla ilgili? Bu 1/100.000'lik planlarla ilgili bizim hedefimiz şu anda iki yol var. Bir, hukuksal bir süreç var. Kardeşim en büyük şeyimiz bir defa Kaz Dağları'nda hidroelektrik santrallerin planlanmasıyla ilgili eğer planda böyle bir tanımlama varsa bununla ilgili Danıştay'a dava açacağız. Evet. Yani kim açacak? Edremit Belediye Başkanı açacak. Evet. Kim açacak? Balıkesir Milletvekili. Ben de halkın menfaatlerini temsil doğru. eden bir insan olarak benim de şeyim var, dava hakkım var. Evet. Bunu yapacağız. Hukuksal olarak Avrupa'da benzeri görülmeyen Güney Marmara'da Bandırma Big Ağıt'ındaki 48 bin dönüm alanın tamamen sanayiye ayrılmasını ve şeyin kontrolünden kaçırarak yani Bandırma, Erdek belediyelerinin şu anda alelacele bir yönetmelik değişine gittiler. Biliyorsunuz sanayilerle ilgili o ilgili belediyeden görüş alınıyordu. O görüşleri de sormuyorlar artık. Hemen 9 Kasım'dan sonra bizim o Çalıştay'dan sonra bir gün sonra bakanlık bir yönetmelik değiştirdi. Önceden o ilçe belediyesine aitti o yetki, görüş belirtme yetkisi. Alelacele şey aldılar yetkiyi. Büyükşehir ama. Büyükşehir aldılar. Tabii bunlar o kadar kolay. Bunlar hukukun arkasından dolanma. Tabii şimdi biz hukuksal olarak ben nereye dayanıyorum? Ya Namık Kavuç'a sen itiraz ediyorsunuz da. Ya her şeye itiraz ediyorsunuz. Bize, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize AKP'lilerin ilk getirdikleri ya bu muhalefet bunlar her şeye muhalefet ediyorlar. Değil bakın. Bakın. Biz muhalefet etmiyoruz. Biz halkın hukuktan kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Nedir hak? Şimdi hak nereden kaynaklanıyor Mustafa Bey? Ben hukukçuyum. Evet. Hakkın kaynağı uluslararası sözleşmelerden. Biz evrensel hukuk dediğimiz Birleşmiş Milletler Anayasası'ndan, iki Avrupa İnsan Hakları Türkiye'nin de imzaladığı
taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde anayasamızın ikinci maddesinde ifadesini bulan ve sağlıklı ve anayasamızda çevre hakkı olarak tanımlanan insanlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını kaynaklanan hukukunu biz savunuyoruz. Hiç kimse yasalardan kaynaklanmayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Hakkın kaynağı meşruiyettir. Meşruiyetin kaynağı da işte insanları yaşam hakkıdır. Evet. O bakımdan ben şunu iddia ediyorum. Eğer sizin bu planlamanız sadece kimya sanayisini düşünen bir planlamanız bölgenin insanların intiharıdır bana göre. Ben buna bir siyasetçi olarak, bunu gören bir siyasetçi olarak Danıştay'da iki tane Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda masanın başına oturmuş iki tane bürokratın imza hazırladığı bölge milletvekillerinin, bölge belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, bölgedeki o çevre örgütlerinin, sanayicilerin, ticaret odasının, esnaf odasının görüşünü almadan hazırlanan bir plana itiraz ederim. Bu plan bizim planımız değil. Bu plan rant planı. Biz halkın planı istiyoruz. Evet. Ve bunu söylerken de bölgemizde namusuyla, çalışkanlığıyla yatırım yapacak olan çevrenin ham maddelerini, bizim topraklarımızda çıkan Türkiye'deki ham maddeyi işleyecek sanayicimizin, burada iş, aş, istihdam yaratacak sanayicimizin kapısında yanında oluruz. Ankara'da kapı kapı gezer, o arkadaşlarımın bir an önce o fabrikaları kurması için yardımcı oluruz. Ama buradaki temel kriterimiz o. Yani şeye uyacağız. İtalya'da sanayi yok mu Mustafa Bey? Var. İtalya'nın gidin siz, İtalya'da ben çeltik üreticisiyim. Ailem çeltik üretiyor. Bir İtalya gezimizde baktım çeltik tarlaları görünce durun dedim. İtalya'nın Po Ovası'nda o şey bir sürü fabrika görüyorsunuz. O ırmaktan inip su, böyle pırıl pırıl su içersiniz. Adamlar hem sanayileşmiş ama hem su kaynaklarını toprağında korumuş insanlar. Yani bizde nasıl? Gelin Gönen Çayı'na bakın. Kaz Dağları'ndan pırıl pırıl çıkan o Gönen Çayı, Gönen Köprüsü'nden aşağı, o bölgedeki Sarıköy Ovası, o bölgedeki Musakçı Ovası, Bostancı Ovası, oradan geçip simsiyah zehir akıyor o suda. Kenarında bir deri sanayi var. Kimyasal arıtmalarını akıtıyor. Orada bir süt tozu fabrikası var. Olduğu gibi arıtmasız bırakıyor. Gönen Çayı'ndaki balıklar toplu olarak ölüyor. Gönen Çayı'ndaki kaplumbağalar ölüyor. Yılanlar ölüyor. Şimdi bu sudan insanlar çeltik tarlalarını suluyor. Domates tarlalarını suluyor. Mısır tarlalarını suluyor. Böyle bir açgözlülük, böyle bir sanayileşme olabilir mi? Bunları ve bölgedeki, bölgede insanların büyük bir bölümü cilt kanserinden tutun birçok kanser vakasıyla Uludağ Tıp Fakültesi'ne, Bursa Tıp Fakültesi'ne bölge en fazla kanser hastası gönderen bölge. Bunun adı sanayileşme değil efendim. Yani bunun adı şey. İhanet bu. Evet. Ben bana göre ihanet. Balıkesir ne istiyor biliyor musunuz Sayın Avuç? Balıkesir halkı, Balıkesirliler mesela denizlere resifler attılar. Kimse itiraz etmedi. Üretime dayalı güzel projelerde. Hiç kimsenin itirazı olmadı. Otoyollar oldu, kimsenin itirazı olmadı. Otoyolların yapında cepler olmadı diye bir eleştiri oldu ama gelen hizmete kimse bir şey demedi. Hayır. İnsanlığa hizmet edecek olan her şey ama ağır sanayi, hele hele Erdek Körfezi'nde böyle bir sanayi alanının oluşturulması bence bu Balıkesir'e ihanetten ihanettir. Yani bu böyle evet. Tanımlanır. Başka türlü tanımlanamaz. Bakıyorsunuz ama yani kimseye sormuyorlar. Hiçbir dinamiği sormuyorlar. Danışmıyorlar. Böyle kararları alıyorlar. Yaptık diyorlar. Tabii ister istemez siz muhalefet mensupları olarak sizler de yoğun mesai harcıyorsunuz. Ama artık halk Türkiye'de bilinçlendi. Bakın evet. Karadeniz'de HES'lerle ne yaptılar efendim? Ayılar düze iniyor. Köyün köpeklerini parçalıyor. Mezarlıktan cenazeleri çıkarıyor. Aynen. Tabiatta canlılar, hayvanlar aç kalmaya başladı yani. Ya, aynı sıkıntılar bunlar burada da olacak. Balıkesir tarım istiyor. Tarımda sanayi istiyor. Balıkesir zeytinyağında sanayi istiyor. Efendim, turizmde gelişme istiyor. Balıkesir tarımla anılmak istiyor. Ağır sanayiyle anılmak istemiyor. Evet. Hiçbir köylümüzün ben zannetmiyorum. İşte en yakın yer Soma'da, Yırca Köyü'nde katledilen 6000'in üstünde ağaçta
Bu mücadelede şunu anlıyorum ben, hukuksal olarak bir şey de yapamazsanız gerekirse sokağa deneyeceğiz, imza da toplayacağız, sonuna kadar direneceğiz diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yani. Evet. Sayın Vekilim, şimdi sizin bu şeyle ilgili başka bir programınız olacak mı bu yakın zamanlarda parti olarak? Ben böyle bir duyum aldım. Çevre planı ile ilgili. Çevre planı ile ilgili. Evet. Tabii bizim şimdi öncelikle bu çevre planı ile ilgili az önce ifade ettiğiniz 1/100.000'lik planın yanı sıra bir de zeytin yasası var bunların. Evet. Ona da değinmek istiyorum. Çıkmadı diyoruz ama her an çıkabilir. Çıkmadı. Her an çıkabilir. Siz de izliyorsunuz. Biz bu zeytin yasası bu 1/100.000'lik plana yakın bir yasa. O zeytin yasası daha büyük bir tahribat yaratacak bir yasa. İşte Yırca köyünde nasıl Danıştay'ın kararına rağmen Danıştay'ın geciktirilerek, tebligat edilmeyerek 6000 zeytin ağacını Yırca köyünde oradaki o holdingin yetkilileri bile bile o çünkü Danıştay'ın yürütme durdurma kararı var. Onu gördükleri halde gidip oradaki zeytinleri katletmişlerdir, yok etmişlerdir. O zeytin yasası şu anda uyutuluyor. Zeytin yasasıyla zeytinlik alanların maden aramalarına, jeotermal kaynaklara, enerji yatırımlarına, stratejik yatırımlara tümüne açılması kararlaştırılıyordu. Başta şunu burada şeyle net bir şekilde ifade etmeliyim. Balıkesir milletvekili olarak benim, Nedret Hanım'ın, Haluk Ahmet Gümüş'ün çabalarıyla bölgede biliyorsunuz iki tane şey düzenledik biz. Ayvalık'ta, Edremit'te benim katıldığım bütün zeytin üreticileriyle, tarış yöneticileri, zeytin dernekleriyle birlikte ve Tarım Komisyonu Bandırma'da da aynısını yaptık. Edincik altında tüm sektör temsilcileri toplantı yaptık halkla ve onlar oradan aldığımız raporları Ankara'da Tarım Komisyonu'nda büyük bir mücadele vererek ve AKP'li milletvekillerinde Balıkesir milletvekili sonunda Öztaylan'da isyan ederek zeytin yasası şimdilik durduruldu. Yani. Şimdi biz bundan sonra biz bölgemizde bir siyasetçi olarak ben ne yapacağım? Bir, hukuksal bu mücadelenin, insanların hak ve özgürlük mücadelesinin, üretim ve iş mücadelesinin, doğru sanayileşmenin birinci ayağı biz uluslararası hukuktan, Avrupa Birliği hukukundan ve Türkiye'deki anayasadan kaynaklanan yetkilerimizi kullanacağız ve müdahale edeceğiz hukuksal olarak. İkincisi de siyasal mücadele dediğimiz, toplum olarak toplumu, bölge halkını, Edremit halkını, Edremit'teki bütün sosyal ve kültürel dinamikleri, çevre örgütlerini, sanayi odalarını, ticaret odalarını, esnaf odalarıyla birlikte biz kardeşim Edremit'te böyle bir şey hidroelektrik santralleri istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı yapacağız. Gerekirse imza halkla, tüm halkla bütünleşerek imza kampanyaları. Evet. Biz halkla birlikte çözüm diyoruz. Yani buradaki sanayinin devletin yüksek menfaatleri var mı? Halkımızın yüksek menfaatleri var mı? Siz Ankara'dan mı biliyorsunuz onları? Gelin bizimle paylaşın. Hangi yüksek menfaatlerimiz var kardeşim Edremit'te bizim? Buraya siz ne kuracaksınız? Ve kimin menfaati var burada? Ne kadar sürdürülebilir bu menfaat? Bunun bölge halkına karşılığı ne olacak? Bölge halkı bundan ne kadar refah elde edecek? Senin yaptığın yatırım Edremit halkının yaşamını ne kadar etkileyecek? Ne kadar değiştirecek? Ne kadar değiştirecek? Sofrasındaki ekmeği, peynirini, gelirini arttıracak mı Edremit halkının? Ben daha mı mutlu yaşayacağım? Benim evladım daha mı iyi para kazanacak bu bölgede? Bunu bilme hakkı yok mu insanların? Ha birileri gelecek burada, Edremit'te oradaki madeni alacak, rant onun ama kirlilik ve pislik Edremit halkının. Hani biz hukukta şey deriz, nimet ve külfet dengesi deriz. Nimetler sizin, külfetler halkın. Halkın. Böyle bir şey yok. Artık yok öyle, gitti onlar. Yani o Türkiye'de artık bütün yatırımların biz halkımıza bilinçlendirerek nimet külfet dengesini iyi kurarak evet burada bir külfet varsa bunun nimetlerinden halkımız yararlanacak. Onun için nedendir biz anayasamıza göre madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır anayasamıza göre. Yani o madenler Kaz Dağları'nın altındaki maden varsa o madenin rantı tüm Edremit halkınındır, Türkiye halkınındır. Bir avuç gelecek Ankara'dan uluslararası bağlantısı olan şirket gelecek burada. Kaz Dağları üzerindeki o bitki florasını yok edecek, kirletecek, madeni çıkaracak, parayı alacak,
O rant onların olacak. Kirlilik de bizim olacak. Böyle bir şeyi akılda, vicdanda kabul etmez. O bakımdan bizim önceliğimiz halkla birlikte çözüm. Edremit halkı istiyorsa bunu anlatacağız, bizi ikna edeceğiz. Bu şekilde yapılması artık günümüzün çağdaş, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik anlayışına örtüşen bir tavır olur. Hem Türkiye'yi biz şey olarak tanımlıyoruz, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik sistem. Nerede peki? Yani hani halkın yönetime katılma süreçleri nerede? Siz bu planlamada bunu yapmadıysanız, hiçbir Edremit Ticaret Odası'nın başkanına, Sanayi Odası'nın başkanına çağırıp da gelin bakalım ya nasıl bir sanayileşme? Burada Edremit'in yetiştirdiği bir sürü bizim sanayici iş adamımız var. Turizmcimiz var. Bu sektör Edremit kıyıları dünyanın en güzel plajlarıyla dolu. Ören'den tutun Altınoluk'a kadar, Küçükkuyu'ya kadar, Çanakkale'ye kadar, Behramkale'ye kadar bu bölge Türkiye'nin en önemli cazibe merkezidir Antalya'dan sonra. Hı. Antalya, Bodrum burası. Şimdi siz bu insanlara, bu bölgedeki sektör yatırımcılarına hem liberal ekonomi diyeceksiniz, hem ileri demokrasi diyeceksiniz. Nedir bu ileri demokrasi? Yani ileri demokrasi Ankara'da biz karar verelim. Bunlar da uysun mu ileri? İleri demokrasi. Yapılan uygulama bakın, onu gösteriyor. Bey, Türkiye Avrupa Birliği müktesebatını Avrupa Birliği'ne girme iradesi gösteren 3 temel kriteri kabul etmiştir. Birincisi insan haklarına, insan hak özgürlüklerine saygı. İkincisi kurumsallaşmış bir demokrasi. Kurumsallaşmış bir demokratik sistem kurma taahhüdü. Üçüncüsü de liberal ekonomi. Ekonomide liberalizm dediğimiz teşebbüs hürriyetine, yatırım hürriyetine saygı. Şimdi Türkiye böyle bir tanımlamayla Avrupa Birliği'ne bunu taahhüt etmişiz biz. Bizim ileri demokraside anladığımız işte budur. Siz hangi alanda bir yatırım, hangi alanda bir karar verecekseniz o alanın bütün şeylerine, elemanlarına görüş alacaksınız, danışacaksınız. Biz ileri demokrasiden bunu anlıyoruz. Yani uygar bir devletin tüm yurttaşlarının, onların sivil örgütlerine, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, onların temsilcilerine, Ziraat Odası'na sordunuz mu? Burası bölgenin en önemli. Tarış'a sordunuz mu? Zeytin Türkiye'nin en önemli birliklerinden misalsiz Tarış. Zeytin alanında Ege'de, İzmir'e kadar olan bölgede Tarış dediğimiz örgüt, dünyada Avrupa'da eşi benzeri az gösterilen bir üretici örgütlenmesi. Evet. Dolayısıyla ortak akıl dediğimiz şeyi bulmamız lazım. Ama bu ortak akıl yok. AKP bugüne kadar 12 yıldan beri Türkiye'yi yönetiyor. Bakın ben bunu sık sık soruyorum. Bana atanıma bekleyen öğretmenler sürekli bana mesaj atıyor. Ben Milli Eğitim Komisyonu'ndayım biliyorsunuz meclisin. Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu'ndayım. Atanamayan öğretmenlerle ilgili sürekli kafa yoruyorum. Ve sürekli de gençler Twitter'dan, Facebook'tan bana mesaj atıyor. Ben de şunu soruyorum. Türkiye'de 300 bin atanamayan öğretmen var. Peki 12 yıldan beri iktidarda kim var? 2002'de siz iktidara geldiğinizde Türkiye'de atanamayan öğretmen sayısı 50 bindi. Ve başbakan seçim meydanlarında şunu diyordu. Şu anın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman meydanlarda. Biz iktidara geldiğimizde bir tek atanamayan öğretmen kalmayacak diyordu. Ne demekmiş o diyordu. Mitinglerinde. Bunlar hafızalarda kayıtlı, gazete arşivlerinde de kayıtlı. Hepimizde kayıtlı. Hepimizde kayıtlı. Şimdi ben soruyorum burada. 12 yıldan beri Türkiye'yi kim yönetiyor? İktidara geldiklerinde atanamayan 50 bin civarında öğretmen var. Bugün atanamayan 300 bin öğretmen var. Siz Milli Eğitim'i yönetiyor musunuz? Yoksa saldım çayıra, mevlam kuyuya mı? Bana göre bugüne kadar en başarısız oldukları konu Milli Eğitim oldu. Bana göre yani Milli Eğitim çok büyük apayrı bir program yapmamız gerekiyor. Evet, Sayın Vekilim o çok apayrı bir acı. Ve Balıkesir şunu istiyor kısacası. Balıkesirli ve Körfez halkının bizim buradaki insanların zoruna şu gidiyor. Bir süreç diye tutturup gidiliyor. O süreçte gidip İmralı'nın fikri görüşü alınıyorsa, Balıkesir'le ilgili bir planlama yapılıyorsa, bölgenin dinamiklerine sormadan Balıkesir'in kaderini tayin etmeye çalışmıyor. Balıkesirli ve Körfez halkı kabul etmiyor.
hazmetmiyor bunu efendim. Hazmedemiyor yani. Çok güzel örneklediniz. Tebrik ediyorum. Yani hazmedemiyor yani. Tebrik ben bir Balıkesirli olarak ben hazmedemiyorum yani. Çok güzel. Ben Türkiye'nin geleceğini, Cumhuriyet'in bekasını ve bölünmeyeceğini bir İmralı'da yatan şahısların fikriyle, görüşüyle, heyetlerle alınıp soruluyorsa biz Balıkesirli olarak toplumun dinamiklerini, örgütlerle, odalı başkanlarına, kanaat önderleriyle, halkla bütünleşip kanaat bir karar alınmıyorsa biz bunu Balıkesirli olarak kabul etmiyor. Balıkesir halkı bunu hiç kabul etmiyor. Yani vesayet sistemini hiç kabul etmiyor. Yaptık ettik olayı tamamen evet. ters geliyor. Körfez'de bu tamamen ters geliyor. Benim kendi şahsi görüşüm, toplumdan aldığım algı bu yönde evet, sayın vekilim güzel, yani. Çok güzel. Bir o şey toplu pozisyonda sizi konferansı takip ederken bir konu geçti efendim. Bu arazi alımları artmış diye bir yol yani onunla ilgili bir kısa evet. da olsa bir değinelim de size. Bu da çok önemli. Evet. Şimdi Mustafa Bey ben tabii bizim bölgede bu 48 bin dönüm alanlık planlanan sanayi bölgesinde benim de topraklarım yakın. Yani Musak Çöküğü, işte Gönen evet. Çayının denize döküldüğü ova bizim arazilerimizin bulunduğu yer. Türkiye'nin birinci sınıf tarım arazisidir. Gerçekten alüvyon topraklar çok bereketli. Çeltik tarımının, domatesin ekildiği, yetiştiği ve bizim orada tavuk çiftliklerimiz de var. Bamit'e, diğer şirketlere bakan bir sürü yatırımlar var. Şimdi burada, daha burası sanayi bölgesi ilan edilmedi. Köylüler, birileri gelip orada durmadan arazi topluyorlar. Bizim orada normalde kırsal dediğimiz sulanmayan arazi, orada tarım arazisi. Bu topraklar buğday ekilen, ayçiçeği ekilen topraklar. Sulama yapılmayan topraklar. Bu Bandırma'dan Biga'ya geçen o hat dediğimiz o bölgede. Şimdi tabii ben de bölgede avukatlık yapıyorum. Daha milletvekili değilim. 2009 yıllarında İlgilenmez üyesiyim. Buralardan duyuyoruz. Normalde buranın dönümü 2000 lira 3000 liradır dönümü. Yani evet. toprağın dönümü. Burada bir anda duyduk. Baştan bir 10 bin liradan satıldı. Bu enerji sahanın yatırım yapacağı topraklara aldılar. Buralarına bir çiftlikten aldılar. 2000 dönüm alan aldılar oradan. Holding aldı. Daha sonra duyduk buralardan 20 bin liraya, 30 bin liraya araziler köylülerden toplanmaya başladı. Şimdi köylü tabii ki bizim köylümüz ne yapsın? 2-3 bin lira dönümü olan yer bir anda 30 bin liradan verince, 40 bin lira verince dönümüne adam bir hazine bulmuş gibi. Adamın zaten 20 dönüm tarlası var. Evet. Sattı 2 trilyon aldı. Oradan gitti. Başka yerde bizim ovada sulak bir yer aldı. Sulak bir yerden arazi aldı. Evet. Ya da o parayı işte kızını evlendirdi, oğlunu evlendirdi. Oğlunun altına lüks araba çekti. Bir hazine bulmuş gibi sattı. Zavallı köylü Mehmet amca bilmiyor tabii. Fakat bu araziler satılırken bu alanın planlaması yok. Birbiri 100 binlik plan ortada yok. Sanayi mi olacak, olmayacak o da belli değil. Ama birileri alıyor. Şimdi ben bunu sordum. Kimler buradan arazi aldı? Kim alacak? Buranın sanayi alanı şu anda 40 bin liraya köylünün dönümünü sattığı alan şu anda dönümü 200 bin liraya çıktı. 5 kat arttı değeri. Bu rant kimin? İmar mı rant mı? Yani şimdi tabii orada yaklaşık 48 bin dönüm alanın mülkiyetleri köylülerden çıktı. Bazı çok küçük mülkiyetler köylülerde kaldı. Tamamı da çıktı mı sayın? Yani tamamına yakını çıktı, sattılar. Tabii tamamına yakını. Bir bölümünü de biliyorsunuz şimdi burası organize sanayi bölgesi olarak ilan edilirse burası tamamen yetki Bakanlar Kurulu'na acele kamulaştırma kararı alınıyor. Ve burayı paldır küldür o organize sanayi bölgesi burayı kamulaştırıyor. Kamulaştırma yetkisi veriliyor. Vatandaşın elindeki, mesela orada kaça satmış vatandaş en orada? 40 bin lira. 40 bin liradan kamulaştıracak hepsini. Kardeşim bugünkü ihraç bedeli 40 bin lira değil ki o yer. Sanayi alanı olmadan önceki değeri 40 bin liraydı. Bugün oranın değeri 100 bin lira. Dönümü tarlanın. Sen burası sanayi alanı olmuş artık. Sanayi gidin siz alabilir misiniz yarı başkentlerde? Alamazsınız. Dolayısıyla tabii ben bunun üzerine tabii tevatürler var bazılarını biliyoruz ama ben tabii hukukçuyum. Konuştuğum zaman dayanakları olmasına isterim. Belge olması. Belge olmadan
Kimseyi ilzam ve itham etmem. Araştırmadan konuşmam. Araştırmadan. Oldu. Ve şeye de sordum. Genel müdürlüğe, bakana sordum. 2009 yılından bugüne kadar bölgedeki mülkiyetler kime geçmiştir? Hangi şirketler almıştır? Bunları istedim. Şu anda bekliyorum onları. İkincisi de yine bir önerge şey vererek, soru önergesi vererek bölgede kanser vakalarının periyodik istatistiklerini istedim Sağlık Bakanlığı'ndan. Bu bölgede ne kadar insan hastalıktan, kanser vakasından araştırıldığımız sebepleri, bunları da istedim. Ama burada tabii ki mülkiyet sorunu çok önemli. Bunları da tespit ediyoruz. Dediğim gibi biz öküzün altında buzağı aramıyoruz ama insanımızı, kim ki kardeşim bu fakir halkın ekmeğine, toprağına göz dikerse, bizim de onların şeyini koruma, hakkını korumak vicdani, ahlaki görevimizdir biz siyasetçi olarak. Yani öküzün altında buzağı aramıyorsunuz ama buzağı da öküzün altında görürseniz söylemekten yani, de çekinmeyiz diyorsunuz. Şimdi yani. Ama görüyoruz yani. Şimdi tabii görüyoruz yani. Bu rant kime gitti? Buna da hangi AKP'ye yakın hangi iş adamları aldı? Ben de bir gazeteci olarak bu bilgi geldiğinizde bizimle de paylaşırsanız ben de bunu değerlendirmek isterim Sayın Bekir'im. Şimdi bugün de sizin bir önergeniz oldu. Ben onu biliyorum. Yeniden bir soru önergesi hazırladınız. Ama bir kısa bir reklam arası verelim efendim. Ondan sonra konumuza devam edelim. Arkadaşlar reklamlar. Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümünde beraberiz tekrar. Sayın Havuç'a da sohbetimize devam edeceğiz. Efendim, şimdi takip ediyorsunuz siz. Onunla ilgili de bir soru önergesi hazırladınız. Ben onu da biliyorum. Büyükşehir'de ilçe belediyelerin arasında malların alınması, edilmesi, bizim işte belediye binaları, kapanan belediyelerin binalarının alınması. Bu büyükşehirde böyle bir sıkıntılar da yaşanıyor. Siz de bu konuda ilgili soru önergesi hazırladınız. Yanılmıyorsam, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Bu nasıl, ne olacak, nereye gidecek efendim bu? Evet, şimdi tabii... Bu şey gibi oldu yani, böyle ilçe, kör dövüşü gibi bir şeye mi dönüşecek? Mustafa Bey, ilçe belediye başkanlarımız isyan halinde. Evet. Şimdi az önce Sayın Kamil Saka ile birlikteydik, Edremit Belediye Başkanı'nda biliyorsunuz, duayen belediye başkanımız. Evet. 7 dönemdir belediye başkanı. Hala hizmet aşkıyla dolu, pırlanta gibi. Halkı için koşturan bir kardeşimiz, abimiz. Az önce isyan halinde diyor ki, ya diyor bizim malımızı, mülkümüzü gasp ettiler diyor. Talan diyorlar. Şimdi çok haklı. Bakın, tabii aslında perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye bir söz vardır bizim Türkçemizde. Ben bu Büyükşehir yasası çıkarken İçişleri Komisyonu'ndaydım.
ve bu yasanın, yasal süreçlerini çok adım adım biliyorum, detaylarına kadar. Biz hep şuna dedik, evet biz Büyükşehir yasasını destekliyoruz. Büyükşehir yasası doğru bir yasa. Artık Balıkesir'in bir bütün olarak planlanması gerekiyor, doğrudur bu. Ama bunu yaparken doğruların yanında yanlışlar çok daha fazla. Bakın ne oldu? Fransa'da 38 bin belediye var Fransa'da. Bizde toplam 2800 belediye var bizde. Bunların zaten bir tanesini şeyle kapattık. Beldemelerin tamamını kapattık. İşte balık, bakın Edremit ölçeğinde örnek verirsek Altınoluk Belediyesi kapatıldı. Güre Belediyesi kapatıldı. Halbuki Büyükşehir, biz Büyükşehir, bütün şehir, bunların getirdiği yasa bütün şehir yasasıydı. Ve öyle bir merkeziyetçi yasa çıkardılar ki hem AKP siyasal olarak Avrupa yerel yönetimler özellik şartına referans gösterdi. Ama onun tam tersi sonuçlar ortaya koymaya başladı. İşte bunlardan bir tanesi Büyükşehir yasası bütün şehir yasasına dönüştürüldü. Yani bizim önerdiğimiz 100 kilometre yarı çaplı bir Büyükşehir yasasıydı. Bunlar ilin bütün sınırlarını Büyükşehir mücavir alana dönüştürdü. Belde belediyelerinin tamamını kapattı. Ve belde belediyelerinin malına, mülküne, şimdi Edremit nereye bağlı Altınoluk? Mahalle olarak Edremit'e bağlı. Altınoluk halkının rantı, Altınoluk halkının oradaki hizmet binasını siz alıyorsunuz, Büyükşehir alıyor. Büyükşehir Belediyesi. Edremit'teki ana cadde otopark gelirleri alıyor Büyükşehir. Büyükşehir. Şimdi ulaşım hizmetleri Büyükşehir. Kanalizasyon, atık su Büyükşehir. Ulaşım, itfaiye. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Edremit Belediye Başkanı, Edremit Belediyesi'ne, Edremit sokaklarına çıktığında muhatap Edremit Belediye Başkanı. Caddedeki otopark başkana ait değil. Kardeşim bu cadde benim ya, dükkanımın önü, evimin önü. Sen nasıl olur da benim şeyimi bu şekilde gelirini sen gasp edersin? Buradaki rant bunundur. O rant da Edremit Belediyesi'nin halkına hizmet olarak dönmesi gerekir. Fakat bunlar ve son derece de ayrımcı bir şekilde. İşte Bandırma, Aksakal beldesi var biliyorsunuz Bandırma'nın. Evet. Aksakal beldesinin hizmet binası, o da Büyükşehir'de. Özellikle de şikayetler duyuyoruz tabii ki. Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li, CHP'li belediyelerin malına, mülküne hizmetini aksatmak için, özellikle onları başarısını gölgelemek için, özellikle CHP'li belediyeler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Mallarına, mülklerine işte belediye hizmetlerine alıyor. Ama araçlarına el koyuyor, alıyor. Ama kendisine ait belediyelerde tam aksine oralara mal veriyor. Mesela Kepsut Belediyesi'ne ayrımcı. Enteresan. Tabii. Aynı şekilde. Biz tabii bunları, ben bir kez daha ezbere konuşmak istemiyorum. Bunları inceleyeceğiz. Buradan tabii ben bununla ilgili işte dün itibariyle şey verdim. Araştırma önergesi verdim. Dedim ki Büyükşehir yasası yürürlüğe girdikten sonra 30 Mart'tan sonra köylerimizde Mustafa Bey çok büyük ızdıraplar var. Mahalleye dönüşen köylerimizde mahalle muhtarlarımızın, köy muhtarlarımızın köyün adı mahalleye dönüştü. Ama köy hala köy olarak anılıyor. Evet. Musakça Mahallesi, benim doğduğum büyüdüğüm köy. Ortak malların hepsi belediyeye geçti. Köyde bir kanalizasyon patlıyor. Bakan yok, eden yok, tamir eden yok. Yolu terk edilmiş. Yolu köstebek yuvasına dönmüş hepsinin köylerin. Kardeşim niye bunlara hizmet etmiyorsunuz? Hani Büyükşehir Belediyesi olarak o yol hizmetleri size ait, niye yapmıyorsunuz? Dolayısıyla tam bir beceriksizlik, tam bir basiretsizlik, tam bir yeteneksizlik. Köylerimiz kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bakan yok, eden yok. Belediye mi köy mi olduğu belli değil. Temizlik hizmetleri verilmiyor. Yolları yapılmıyor. Bunun acıları çok daha fazla çıkacak. Bakın, belediye mücavir alana geçen köylerimiz, hepsi, tarlalar hepsi bunların imar yasasına tabi olacak. Mesela bizim köyde tarlalarımız var, buğday ekip biçtiğimiz tarlalar. Bunların hepsi imar vergisi vereceğiz bunlara. Köyde benim arazimi suladım, yeraltı suyuna takacak Büyükşehir. Sayaç takacak. Sayaç takacak. Köy çeşmesine sayaç takacak.
benim hayvan damlarımdan insanı büyükbaş, bizim köylerimiz büyükbaş hayvancılık yapıyor. Hayvanını suladığı sudan, hayvanını attığı pislikten vergi alacak. Bunları 5 yıl muaf tuttular. Köylüleri, köylüler kandı. 5 yıl tamam muaf dediler geçici olarak. 5 yıl sonra köylerde bu vergileri ödeyecek köylü bulamazsınız. Bakın, koskoca Altınoluk, sen koca bir Altınoluk, koca bir zeytinliği bir tek mahalleye dönüştürdün. Edremit'in sıra bir mahallesiyle aynı statüde oraya bağladın. Bunların şeyleri yok, bütçeleri yok, bunların gelirleri yok. Köylerin tümünü ortak malına el koydunuz. Mallarına, mülkiyet hakkına gasp ettiniz. Şimdi de gelmişsin, Edremit Belediyesi'nin Altınoluk'taki hizmet binasını, Zeytinli'deki hizmet binasını alıyorsun. Benim belediye başkanım Altınoluk'taki hizmetlerini hangi birimden sürdürecek? Nasıl yapacak? Nasıl koordine edecek? Ne yapıyorsun? Edremit Belediye Başkanı'na yeniden bir bina yapma külfeti yüklüyorsun üzerine. Sen ne yapacaksın orada? Böyle bir ayrımcılık olur mu? Devlette devamlılık vardır. Devlette koordinasyon vardır. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Edremit Belediye Başkanı'nın üzerinde Ali Kıran baş kesen misin? Yani senin istediğin kadar hizmet edecek, istemediğin kadar hizmet etmeyecek. Bakın yazın itfaiye hizmetleri Büyükşehir'de, ya benim belediye başkanım Edremit sokaklarına çıktığında sıcak toz var, itfaiyeye talimat veremiyor sokağı ıslayın diye, caddeyi ıslatın diye. Vatandaş, esnaf rahatsız. Biliyorsunuz yazın toz, toprak, temizlik. Dolayısıyla bu Büyükşehir yasası gerçekten Türkiye'nin hedeflediği Avrupa yerel yönetimler özellikli şartına. Biz buradan şunu anlıyoruz. Avrupa yerel yönetimler özellikli şartı, yerel yönetimlerin güçlenmesini hedefleyen, idari ve mali özellik veren belediyelere, yani Edremit Belediyesi'nin daha fazla güçlenmesini ve Edremit mücavir alanı sınırları içerisinde yerel dinamiklerin, yerel örgütlerin daha fazla söz ve karar sahibi olmasını hedefler. Siz ne yaptınız? AKP ne yaptı? Tam tersine Edremit yerel yönetimlerin yetkilerini, hizmet alanlarını daraltarak daha merkeziyetçi bir yapıya dönüştürdünüz. Bu yetkilerin hepsini Balıkesir aldı. Erdin, Bandırma'nın, Gönen'in, efendim Susurlu'nun, Sındırgı'nın, Ayvalık'ın, Burhaniye, Edremit yetkilerini sen merkeze alıyorsun. Buradan yönetiyorsun. Hani yerel dinamiklerin beslenmesi, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, yerel mali ve idari özelliklerin geliştirilmesi, yerel parlamentoların oluşturulması, hizmet sektörü anlamında. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Tam aksine Türkiye yerel dinamikleri çok ağır bir darbe yiyor. Yemeye devam ediyor. Ben bunların işte SUP şu anda biliyorsunuz su kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir'e geçti. Su faturalarında inanılmaz %15'e varan artış yaptılar. Vatandaş normal asgari ücretle geçinen vatandaş su parasını ödeyemez. Sadece sayaç okuma hizmetleri için 5 TL para alıyorlar. Düşün. Yani bu vatandaş nereye gidecek? Bu şekilde zaten 12 yıllık AKP iktidarında Mustafa Bey en ağır darbeyi Türkiye'de emek kesimleri yemiştir. Bakın bize sık sık televizyon kameralarında mecliste AKP'nin hükümet sözcüsü Maliye Bakanı çıkıyor. Atarken mangalda kül bırakmıyor adam. Oo, Türkiye uçmuş ekonomik olarak. Çok gelişmişiz, büyümüşüz. İşte kişinin başına gelirimiz 10 bin dolar aşmış. Bunları söylüyor. Diğer taraftan bakıyoruz. Memura zam vermeye gelince, memur sendikaları toplu sözleşme, toplu pazarlığa oturduğunda diyor ki efendim biz diyor bu memur sendikaları istediğini verirsek diyor Yunanistan gibi oluruz. İşin içinden çıkamayız. Hani biz 16. büyük ekonomiydik biz. Ne oldu bu halkın parası? Öğretmenin senin, tüm öğretmenler bugün TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre, Türk İş'in yaptığı araştırmalara göre Türkiye'de yoksulluk sınırı 3500 lira. Öğretmenlerin bugün aldığı para 2200 lira maaş alıyor öğretmenler. Yani bu ne demek? Öğretmenlerin tümü yoksulluk sınırının altında. Asgari ücret 850 lira. Açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Açlık sınırı vatandaşlarımız bilsin diye söylüyorum. Açlık sınırı şu demektir. 4 kişilik bir ailenin sadece yaşamını sürdürmek için yemesi gereken, içmesi gereken gıda maddelerinin. Hayatını idame ettirebileceği. Evet. Bu
1200 lira. 1200 lira. Asgari, yani demek ki Türkiye'deki asgari ücretlerin tamamı açlık sınırının altında yaşıyor. Yani en ağır tahribatı Türkiye'de bizim köylümüz yemiştir. Köylü üretimi terk etmek zorunda kalmıştır. Taşeron işçilerinden bir taşeron cenneti yaratılmıştır. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'deki taşeron işçi sayısı 200 binlerdeydi. Bugün 2,5 milyona yaklaştı. Taşeron işçi sayısı. Yani hem devlete hem özel sektörde. Şimdi zaten bu durumda olan, zor geçinen, gerçekten Türkiye'nin bugün en önemli sorunumuz tabii Türkiye'de gayri safi milli hasıla dediğimiz Türkiye'nin ormanlarından, madenlerinden, sanayisinden, tarımından, denizinden kazandığımız tüm ürettiğimiz değerden yoksul kesimlerin, halkımızın adil ve dengeli bir pay alamamasıdır. Sorun burada Türkiye. Eşit dağılmamış. Yani bu sosyal adaletsizlik müthiş bir şekilde kaydı. İşte bu büyükşehir yasası da bu dengesizlikleri azaltmak yerine daha da derinleştirdi. Yerel yönetimler hizmetlerini belediye, ilçe belediye başkanlarının üzerinde adeta bir despot, bir şey oluşturuldu. Bir vesayet sistemi oluştu. Tam bir vesayet. Bakın Sayın Vekilim, ben size çok bir tespitimi söyleyeyim. 3 kişilik bir ailenin sadece simit, ayran yediklerini düşündüğümüz zaman aylık giderleri 720 lira. Simit ve ayran. Evet. 4 kişilik aile, düzeltiyorum onu. 3 öğün. Simit, ayran yediklerini düşündüğümüz zaman 720 lira sadece simit ve ayranla geçinebiliyor. Evet. Başka bir hiçbir gıda yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Sayın Vekilim. Bir gün bir yerde oturuyordum. Bir Maliye Bakanı açıklama yapıyor. İşte şöyle yüksel, böyle yüksel. Bir tane yaşlı bir dayım. Geç dedi bu masalları dedi. Yani ben La Fontaine'den masal gibi. Sen onun söylediğine bakmıyorum evlat dedi. Ben cebimdekine bakıyorum. Ha, cebimde dedi 75 kuruş para var dedi. Ne dedi ekonomimiz düzelmiş dedi. Gitsinler başka yer anlasınlar. Vatandaş çoğu şeyi görmeye başladı ama maalesef evet, işten evet. geçiyor. İşte biz yer üstü ve yer altı değerlerimizi de, hazinelerimizi de hepsini kaybetmek zorunda kalıyoruz efendim. Evet Sayın Vekili, bir de sizin bir Soma komisyonundasınız. Bir Soma'ya değinelim. Programımızın da sonuna geliyoruz. Bir de 2015 genel bir değerlendirme yapalım seçimlerle ilgili. Evet. Soma komisyonu. Soma'da neler oldu o madende? Ne gördünüz? Ben bir ara aradım da siz madenin içine giriyordunuz. Madenin içine giriyorduk, evet. Evet. Neler evet, şimdi yani? Tabii buradan şunu çok ifade etmek isterim. Gerçekten Soma'da tarihimizin en büyük faciasını yaşadık. Yani Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük bir maden felaketini utancımız, göstere göstere. Bizim için bu utanç verici bir durumdur gerçekten. 301 yurttaşımızı biliyorsunuz kaybettik. Bu yurttaşlarımızın 103 hemşerimizde, bizim hemşerimizde Balıkesirli. Balıkesirli. Savaştepe'li, İvrindili, efendim Bigadişli, Balyalı hemşerilerimizdi. Ve buradan büyük üzüntü duyduk. Ben de Balıkesir milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak o komisyonda yer aldım. İfade ettiğiniz gibi o maden kazasının olduğu yere iki kez girdik biz. Bir ilk gittiğimizde tabii henüz daha şey durumdaydı. Tam kazanın o yangının başladığı yere gidemedik. İkinci kez gittiğimizde oraya kadar gittik. Gerçekten ben oraya girdiğimde çıktıktan sonra 3 gün kendime gelemedim. Moral olarak gelemedim. Orada 301 ölen yurttaşımızın yaşadığı acıları kulaklarımda çınladı sanki o oraya girdiğimde. Şimdi neden oldu bu insanlar? Birincisi biz başından beri söylüyoruz. 1000 dolar için bir insan öldü orada. 301 yurttaşımız oradaki bilirkişi bize briefing verdiğinde orada bir yangın çıkıyor ve yangının sonucunda oluşan, kömürden oluşan karbon monoksit gazı oradaki işçileri zehirliyor. Bilirkişiye ben şunu sordum. Peki işçilerimizin sırtında onları bir saat yaşatacak oksijen maskeleri olsaydı, oksijen tüpleri olsaydı bu insanlar ölecek miydi bu kardeşlerimiz? Hayır dedim. Yani ne kadar bunun değeri? 1000 lira. Bir şu anda almışlar. Şimdi düşünün, siz bir insan olarak denize dalıyorsunuz. Denizin metrelerce altına iniyorsunuz. O, denizin altında oksijen var mı? Yok. Sırtınızda oksijen tüpü var. Ama siz sağlıklı bir şekilde yukarı çıkıyorsunuz. Maden de aynı bu şekilde.
Karbonmonoksit gazı insanları zehirliyor. O anda oksijen maskesi, oksijen tüpü taktığında o insanlar bulundukları yerde kurtulanıncaya kadar o oksijen sayesinde hayatta kalıyor. Bunlar yapılmamış. İkincisi, orada en önemli felaket iş ve işçi sağlığı güvenliği bakımından hiçbir denetim yapılmamış. Hiç önlem alınmamış. Evet. Ve daha da acısı, biz bunu gördüğümüzde ben bir yasa teklifi hazırlayarak bizim Savaştepe Karacılar Köyü'nden bir hemşerimiz, iki oğlu da o madende çalışmış. Oğlunun biri ölmüş, biri de sağ kurtulmuş. Sağ kurtulan 25 yaşındaki Recep, ölen Recep, sağ kurtulan kardeşimiz, baba beni arıyor. Bunları tekrar şirket çalışmak için geri çağırıyor. Namık Avuççu, sen bu komisyondasın evladım, ben ne yapayım? Göndereyim mi dedi madene. Hayır dedim, kesinlikle gönderme. Çünkü biliyorum ki hiçbir tedbir alınmadı, hala alınmadı. Bunun üzerine ben şunu söyledim. Dedim ki ya kardeşim, bu kadar insanların ucuz öldüğü bir ülke olabilir mi? Türkiye'de şu anda 300'ü aşkın maden, 400'e yakın maden, aynı Soma'dakinden daha geri koşullarda iş ve işçi sağlığı güvenliği bakımından aynı ihmallerin olabileceği bir sürü maden var Türkiye'de. Ve burada binlerce kardeşimiz çalışıyor. Ben şunu dedim ki ya bakın, geçici bir süreyle 6 ay bütün madenlerin çalışmasını durdursun devlet. Bunların maaşlarını şeyden ödensin, işçilerin maaşları. Devlet ödesin. İşsizlik fonundan birikmiş katrilyon paraları var işçilerimizin. Onlardan kesilen paralarında. İşsizlik fonunda. Evet. Buradan karşılansın ve iş ve iş sağlığı güvenliği bakımından tüm madenler anında denetlensin. Eğer bu tedbirleri almayan madenler durdurulsun ve gereken müdahaleyi yapın dedik. Ve biz bunu söyledikten sonra kaza 13 Mayıs, bu facia 13 Mayıs'ta oldu. 13-14 Mayıs tarihlerinde oldu. Ben Haziran ayında 13-14 Haziran'da bu kanun teklifini vermişim. O tarihten bu yana madem kazalarında gene 40'ı aşkın emekçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Temmuz ayında İvrindi'nin bir köyünde Afrika'nın ilkel koşullarında maden arayan, antimot maden arayan bir yerde İş kazasında 3 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Oraya gittiğimizde biz iş ve iş sağlığı bakımından hiçbir tedbirin alınmadığını ve bunlar devletin gözü önünde. Çalışma Bakanlığı bunları görüyor. Enerji Bakanlığı görüyor bunları. Ve göz göre göre bu ölümlerin tek sorumlusu, bakın Mustafa Bey, siyasetçiyiz. Siyasetçinin topluma karşı vicdani ve ahlaki sorumluluğu vardır. Ne okuyor? 301 yurttaşımızın ölümünden doğrudan doğruya sorumlu olan, hem ona bağlı olan Enerji Bakanlığı'na bağlı olan maden ocaklarının sorumlusu Enerji Bakanı'dır. Hem de İş ve İş Sağlığı Güvenliği bakımından sorumlu bakan da Çalışma Bakanlığı'dır. İki bakanın da eğer biraz vicdan varsa sorumlulukla derhal istifa etmeleri gerekirdi. Ama bunlar o kadar pişkin ki oradaki son olarak Ermenek'te yapılan madendeki su baskını ile ilgili adam sorumluluğu üzerine almıyor ki kimse. Herkes topu efendim neymiş? Neredeyse muhalefet olarak biz sorumluyuz. Neredeyse sendikaları suçluyor. Sendikalar niye işçileri eğitmemiş efendim? Suyun bastınız orada efendim. Yani şimdi maalesef acılar üzerinden gereken dersler alınmıyor. Maalesef işçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz Soma'daki bu açık şehre yine gidiyor. Bu koşullarda bunun sorumlusu, siyasal sorumlusu AKP hükümeti olduğu halde bize acı gelen, hala AKP'ye oy veren, onların alın teri üzerinden, onların kanı üzerinden oy alan, rant sağlayan bir zihniyete maalesef şey oluyor. Tabii bu kazalar bundan sonra olmaması tek dileğimiz. İstiyoruz ki tüm insanlarımız alın teriyle, kazandığı parayla evlatlarına sıcak ekmeklerini evlerine götürsün. Mutluluk içerisinde yaşasın. Ama maalesef AKP iktidarında şu anda bırakın bir köle zihniyeti, Afrika köle zihniyeti dayatılan bir emek dünyasında yaşıyoruz. Ne yazık ki. Çünkü
taşeron denilen yaratılan bu sistemde işçilerin hiçbirisinin temel hakları, sendika hakları yok sayılıyor. Hiçbir şekilde hakları korunmuyor. İşçiler tamamen bireyselleştirilmiş bu şekilde çalışıyor. Biz umuyoruz ki Soma komisyonunda biz gereken tabii ki notlarımızı aldık. Şu anda rapor hazırlanıyor. Biz de muhalefet çağrımızı yazdık. Bölgemizde de bizim madenler var. İşte Kaz Dağları büyük bir tehdit altında. Sürekli burada altın lobilerinin baskıları var Kaz Dağları üzerinde. Biz ama kendi topraklarımızda çok yakın takipçisiyiz. Evet. Buradaki çevre örgütleriyle çok yakın işbirliğimiz var. Zeytin dernekleriyle, belediye başkanımızla. Umuyoruz artık Türkiye, bakın Almanya, Avrupa'nın en büyük kömür havzalarına sahip. Bir tane ölüm haberi geliyor mu Almanya'da? Ölüm bu ben işin... uzun zamandan beri bir Çin'de oldu galiba. Evet. Çin'de duydum. Şey diyor ki eski başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan diyor ki ölüm bu işin fıtratında var. Kardeşim Almanya'nın fıtratında yok mu? Ölüm insanlığın fıtratında. Yani var, ölüm insanlığın fıtratında var. Tabii ki her canlı ölecektir. Ölecektir yani. Her canlı ölümü tatacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ayeti bu. Ama niye 23 yaşında zehirlenerek ölsün? Niye kul elinden olsun? Sen şimdi maden içerisine, karbon monoksitin içerisine sok 25 yaşında çocuğu. 2 dakika sonra zehirlenir, ölür. Yani nasıl diyeyim? Ölüm bu işin fıtratında var. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'da ana caddede, otobanda vızır vızır trafik geçiyor. Sen sağa ters. Bakma, sola bakma. Evet. Karşıdan karşıya geç. Öldü bu işin ölüm fıtratına yani, karşıdan geçiyor. Artık tabii bu... bunu akılda, Mustafa Bey bunu akılda, vicdanla kabul etmez. Bizim kutsal düğünümüzün dinimize göre, İslam inandığımız inanca göre en önemli varlık insanın kendisidir. İnsanı korumaktır. İnsanın sağlığını, esenliğini korumaktır. Sayın Vekilim artık insanlara ne geliyor biliyor musunuz bunlar? Hani bizim ufaklığımızda Adile Naşit vardı. Adile, Allah rahmet eylesin, büyük sanatçı. Adile Naşit'ten işte masallar vardı artık. O söyledikleri evet. Bir masal hale döndü ki kimse de inanmıyor. Kimse de artık ne yapacağını az buçuk kestirmeye başladı. Evet. Efendim siz gene böyle bizim bölgeyi ziyaretinizde sizi bulabildik, yakalayabildik. Bize gene zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Abi sizle de sohbet ve konular bitmiyor. Ben evet. Hiçbir Türkiye geneline gireyim diyorum. Bir fırsat bulamıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bir 2015 yaklaşıyor. Genel seçimler yaklaşıyor. Bir o kaynayan bir Orta Doğu. Kobani, Irak, işte hı-hı. Suriye, iç savaşlar ve Güneydoğu Anadolu'da bir süreç türküsüdür. Aldı başını gidiyor. İmralı'da görüşmeler, şunlar bunlar. Bir Beyaz Saray, Aksaray, Dolu Saray. Bir Davutoğlu'nun bir şeyler yapmaya çalışırken AKP'nin içinde de bir takım muhalif seslerin yükselmeye başladı. İşte istifa eden milletvekillerinin parti kurmaya çalışıyorlar ve bir tanesi zannedersem İdris Bal kurdu zannedersem. Şöyle bir karışık bir ambiyans var AK Parti'de de. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir Emine Sahran meselesi var. Orada da sanki böyle bir sular tam böyle durgun gözükmüyor gibi. Biz Ankara'da olmadığımız için tam net de göremiyoruz ama çok sanki kıyamet kopacakmış gibi gözüktü ama böyle bir istifadan sonra hiçbir şey olmadı. 2015 Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'yi nasıl bir tavla evet. çıkacak veya nasıl böyle bir siyasi konjektür oluşacak Ankara'da. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Tabii şimdi çok güzel ifade ettiniz. 12 yıldan beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Evet. Şimdi siz Kobani olarak hemen bir nokta şeyiyle söylediniz. Bakın Türkiye gelinen noktada kanayan kan gölüne dönen bir Orta Doğu coğrafyasının hemen sınırlarımızda çok büyük bir şeyle karşı karşıya. Şu andaki Başbakan Davutoğlu Dışişleri Bakanı olarak dış siyasetimizi şekillendiren kişi Türkiye'yi sıfır sorundan sırf soruna getirdi. Yani komşularla hep soruna gelen bir noktaya geldik. Yani Suriye'yle bir savaşın eşine geldik. Suriye'ye tezkere çıkardık. Meclisten çıkarıldı. Kuzey Irak'ta bir Kuzey Irak devleti
ve oradan kaynaklanan Türkiye'ye yönelik tehdit PKK varlığını sürdürüyor. Evet. Ve hala bu tehdit durmuş durumda. Dolayısıyla doğuda hiçbir komşumuzla doğru düz güvene dayanan ilişkimiz yok. Ve dünyada hiçbir hukuk devletinin yapamayacağı bir egemen devlet, başka bir egemen devlete savaş tezkeresi çıkıyor diyor. Böyle bir şey uluslararası hukukta yok böyle bir şey. Bir devlet, bir başka devletin yöneticisini, devlet başkanını beğenmedi diye ya bizim Esad'ı devirmek gibi bir görevimiz mi var devlet olarak? Sen kimsin? İstemediğin bir rejimi yıkmak için sen görevli misin? Suudi Arabistan'da krallık var, demokrasi yok. Suudi Arabistan kralına müdahale etmesinin hakkın mı, yetkin mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Böyle bir şey olamaz. Sen bak kendi demokrasine. Sen kendi ülkenin sınırları içerisinde, evlatlarının, yurttaşlarının, esenlik içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyor mu? Ülkenin bekası. Ülkenin, sen ülkemizin geleceğine ilişkin gençlerin umut içerisinde yaşamasını planla. Bunlarda bu yok. Bakın şu anda Türkiye'de en önemli sorunu Türkiye'nin bir, yolsuzluklar demokrasiyi tehdit ediyor. İki, yolsuzluklar hukuk devletini, adaleti tehdit ediyor. Evet, o çok önemli. Bakın, çok önemli. Buradan şunu söyleyeyim size. Şu anda yolsuzluklar demokrasiyi neden tehdit ediyor? Mustafa Bey, sırf bu yüzden parlamentodan çok önemli 3 tane yasa çıktı. Yolsuzluklar demokrasiyi tehdit ediyor, yolsuzluklar özgürlükleri tehdit ediyor. İlk yaptıkları şey bu. 17 Aralık operasyonundan sonra, yolsuzluk operasyonundan sonra MİT yasasını değiştirdiler. MİT yasası ne demek biliyor musunuz? MİT'e öyle yetkiler verdiler ki MİT yaptığı hiçbir eylem ve işlemden dolayı sorgulanamıyor. Denetlenemiyor. Sadece başbakanlığa bağlı. Bir, öyle bir yetki verdik. Tüm şirketlerin, holdinglerin banka hesaplarına girme yetkisine sahip. Ve bunun hesabını vermiyor. Bu ne demektir? Hükümete karşı sadece başbakana bağlı olan MİT müsteşarı bunun sayesinde bütün holdinglerin, bütün ticaret yapan kurumların bankalardaki hesaplarını kontrol ediyor. İki, bütün kurumların, Barolar Birliği'nin, meslek odalarının maillerine, iletişim bilgilerine, banka bilgilerine girebiliyor. Sizi istediği zaman sizi götürebiliyor. Böyle bir yasa, neden böyle bir yasa? Böyle bir yasanın olduğu yerde özgürlükler olabilir mi? Böyle bir yasa. Mümkün değil. Peki neden bu yasayı çıkarıyor? Yolsuzlukları kapatmak için. Ne yaptı? İkincisi iletişim şeyini değiştirdi. TİB'e yetki verdi. Twitter'ı yasaklamaya kalktı. Facebook'u yasaklamaya kalktı. TİB'e hiçbir yasal mahkeme kararı olmaksızın doğrudan sizin iletişiminizi engelleme hakkına sahip oldu. Bu yasayı çıkardılar. Neden çıkardılar? Yolsuzlukları örtmek için çıkardılar. Zaten. Şimdi bakın bu yolsuzluk. Neden bunu yapıyor? Çünkü yolsuzlukları özgürlükler ortaya çıkıyor. Özgürlükler, yani siz basın olarak nasıl ortaya çıkaracaksınız? Özgür olduğum sürece çıkaracağım. Özgür olduğum sürece. İşte bu bakımdan diyoruz ki AKP iktidarında en önemli şey yolsuzluklar özgürlükleri tehdit ediyor. Yolsuzluklar demokrasiyi tehdit ediyor. Ne yapıyor? Bakın, polis vazife selahiyetleri yasasını değiştiriyor. Polisin tutuklama, doğrudan polise geniş yetkiler vermeye kalktılar. Ve şu anda ondan ürktüler, durdular. Ağır silahlar geliyor şimdi. Aman dediler, durdular. Şimdi bakın Türkiye, insanların adalete güvenin kalmadığı, hakimler Savcılık Yüksek Kurulu'na direkt müdahale eden, soruşturma yürüten savcıları görevden alan, uyduruk delillerle, kumpaslarla yıllardır bu ordunun şanlı şerefli subaylarını, generallerini 4 yıl bunlar Silivri'de cezaevinde tutmadılar mı? Evet. Bu davanın savcısı kimdi? Beraber yürüdüler. Savcısı? Şimdi ne oldu? Paralelde, üçgende adamlar o kahraman mücadele etmiş generallerimiz, ordumuzun şerefli subayları 4 yıl cezaevinde yattılar. Milletvekillerimiz, milletin iradesi dediler. 4 yıl aşkın Mustafa Balbay'la Haberal milletvekilimiz cezaevinde tutuldular. Hiçbir somut dayanakları olmadığı halde biz bunu defalarca kürsülerde söyledik. Millet egemenliği her şeyin üzerindedir. Laf sırası geldi mi o cafcaflı sözleriyle meydanlarda bağırdı çağırdı. Ekonomik olarak bakın Türkiye'nin adalet sistemi bu şekilde geldi. Yargı bağımsızlığı yok edildi. Hakimlere emir ve talimat veriliyor. Özgürlükler demokrasimiz bu noktada. Basın özgürlüğünde Türkiye'nin şu anda
en fazla Avrupa'da basın özgürlüğü bakımından darbe, yüzlerce gazetecimiz tutuklu. Gazetecileri bir telefonda Sayın Recep Tayyip Erdoğan işinden attırdı. Yılmaz Özdülleri, Uğur Dündarları, bir sürü gazeteciyi işinden gücünden ayrıldı. Gazete patronlarına talimatlar verdi. Alev Fatihleri hatırlayın. Evet. Basını tam bir kontrol ve denetim altında. Ekonomi dünyasında iş adamlarımıza tehditle, iş adamlarımıza açıkça tehdit ediyor. Gezi olaylarında divan atölye sığınan o insanları divan atölye sahibini tehdit ederek ve oradaki polislerimiz de destan yazdınız diye kendi evlatlarına şiddet uygulayan hükümetin polisleri kahraman polis destan yazdı dedi. Destan düşmana karşı yazdırır Mustafa Bey. Evet. Halkına şimdi, karşı yazılmaz ve destan. Halka karşı destan yazılmaz. Evet. Çanakkale destandır. Çanakkale destanında biz emperyalist güçlere karşı, düşman güçlere karşı, cihana karşı var. Cihana karşı orada destan orasıdır. Destan orası tabii. Destan düşmana yazılır. Evet. Bakın ekonomik anlamda da baktığımızda geldiğimizde artık Türkiye'de köylülerimiz topraklarını terk ediyor. Az önce söyledim, asgari ücretle çalışan işçilerimiz, taşeron işçilerimiz, esnafımız, iş adamları büyük şey içerisinde Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması lazım. Türkiye'de en kötüsü toplumu ayrıştıran Alevi diye, Sunni diye, Laz, Türk, Çerkez bilmem ne diye ırk temelinde ayrıştıran bir zihniyet var Türkiye'de. Biz önce bunu düzeltmemiz lazım. İnşallah 2015 iktidarında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaseti insan odaklı yapan, siyaseti ırk üzerinden siyaseti reddeden, etnik siyaseti reddeden, din üzerinden, inanç üzerinden siyaseti reddeden, siyaseti toplumun ulusal birlik ve bütünlüğünü Hakkari'den İzmir'e kadar tüm coğrafyamızda, Karadeniz'den Adana'ya kadar topraklarımızda tüm insanlarımızın önce eşitliğini, özgürlüğünü. Evet. Ve arkasından onların işini, aşını. Biz iddia ediyoruz. Diyoruz ki CHP iktidarında bir yıl içerisinde atama bekleyen öğretmen kalmayacak. Çok iddialı söylüyorum. İddialı bakın buradan. Buradan söylüyorum. İddialı söylüyorum. Şu anda 2,5 milyon işsiz var Türkiye'de. Üniversite bitiren gençlerin büyük bölümü işsiz. Biz iktidara geldiğimizde işsizlik sorunu 2 yıl içerisinde çözeceğiz diyoruz. Bütün yoksullarımıza, köylerimizde üretici birliklerini teşvik ederek, köylerimizi tekrar tarımsal potansiyelini harekete geçirerek, hayvancılığı, tarımsal potansiyelimizi harekete geçirerek, öğretmenlerimizin eğitim dünyasını planlayarak, bakın Türkiye'de bugün insanlık, Edremit'e saat kaçta yağmur yağacağını, kaç damla yağmur yağacağını hesaplıyor. Teknoloji bu kadar gelişti. Siz Edremit'in nüfusu ne kadar artacak? Türkiye'nin nüfusu ne kadar artacak? Ne kadar sınıf öğretmenine ihtiyaç var? Ne kadar matematik öğretmenine ihtiyaç var? Bunlar belli değil mi? Belli. Bir düğmeye bastınız. Belli. Yani nüfus artışımız belli. Evet. Peki neden bir YÖK'te bunu planlayamıyorsunuz? Ben Sayın Bakan'ım bunu mecliste sordum. Ne dedi beraber? Hiçbir cevap yok. Planlamıyorsunuz ki. Planlamak istemiyor. Şimdi siz iktidara geldiğinizde 52 tane eğitim fakültesi varmış. Siz 20 tane daha açmışsınız. Yani atanamayan 50 bin öğretmeni siz 300 bine çıkarmışsınız. Ya kardeşim sen görmüyor musun bunu? Bir tane harp okulunu bitirdikten sonra işsiz kalan bir tane subay var mı Türkiye'de? Maalesef. Yok. Yok. Değil mi? Tabii. Planlanıyor çünkü. Planla geliyor. O bakımdan Türkiye'de çağdaş meslek okullarına, meslek erbabına, İnşaat sektöründe, tarımsal sektörde gençlerimizin mesleğe yönlendirilmesine çok ağırlık vereceğiz. Ve en önemlisi Türkiye'de etnik köken ayrımı yapmadan tüm yurttaşlarımıza kendi kültürlerini, kendi inançlarını yaşayacakları bir demokrasi ve özgürlük ortamı sağlayacağız. Evet. Türkiye'nin potansiyeli buna yeter, artar da Türkiye'nin potansiyeli. Yeter ki biz doğru bir sanayileşme, doğru bir tarım politikasıyla, doğru eğitim politikasıyla insanlarımıza yaşayacak kadar değil, iyi yaşayacak bir ortam yaratmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları inanın, bakın birçok belediyeyi biz yönetiyoruz. İzmir Belediyesi dünyada örnek seçilen belediyelerden bir tanesidir. İzmir Belediyesi, biz İzmir yıllardır CHP yönetiyor, birçok belediyeyi, Trakya'nın tamamını biz yönetiyoruz. Trakya'daki belediyelerin. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bütün kadrolarıyla iktidara hazır, projeleriyle hazır, ulusal birlik ve bütünlük için hazır,
İddia ediyoruz, halkımız seçimlerde bizim ortaya koyacağımız projelerle zeytin ve zeytinyağının yeniden ayağa kalkması için, bakın bir örnek vereyim, sözlerimi burada parantez açarak söyleyeyim. Şu anda bizim tarım kanunumuza göre gayri safi milli hasılamızın %1'ini tarımsal desteğe vermemiz lazım. Tarım desteğini vermemiz lazım. Evet. Şu anda Türkiye bunun 1/4'ünü veriyor. Yani İtalya'daki mısır üreticisiyle, benim zeytin üreticisiyle, benim Edremit bölgesindeki köylü kardeşim eşit koşullarda yarışmıyor. Sonra da bana diyorsun ki, efendim Tarım Bakanı diyor ki, ya efendim şey İtalya'daki, Yunanistan'daki zeytinci sizden daha ucuza mal ediyor. Oradaki çiftçi, benim 4 katım, benim zeytin üreticisinin 4 katı teşvik alıyor. Teşvik alıyor, tabii efendim. Dolayısıyla Türkiye bir tarımsal potansiyeli olan bir Türkiye ülke olarak Avrupa Birliği'nin en önemli 3 tarafı denizlerle çevrili, topraklarıyla, çeşitliliğiyle büyük bir potansiyele sahip. Zaten bu potansiyel ayağa kalkmış durumda. Bununla birlikte üniversitelerinde gerçek bir özerk yapıyı oluşturarak, gerçek bir bilim yuvası haline getirerek Türkiye'de işsizliği de bütün sorunları çözecek birikime sahip. Biz 2015'te artık Türkiye'nin bütün ulusal duyarlı olan güçlerinin gerçekten Türkiye'yi, bakın az önce siz de değindiniz, açılım diye bir felakete doğru sürükleyen, evet barış, kardeşlik, eşitlik, adalet, her şey güzel. Her şey güzel. Bu açılım denilen sürecin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor toplumda. Ne oldu? Tıkandı deniyor. Neresi tıkandı? Az gıda, neresi iniyor. Tıkandı? Evet, Türkiye'de hiç kimse, hiçbir evladımız hangi ölmesin, burnu kanamasın, evet anaları alamasın, o da güzel ama bu sürecin ne olduğunu, bakın ben parlamentoda milletvekiliyim, ben bilmiyorum. AKP'li milletvekili arkadaşlara soruyorum, onlar da bilmiyor. Süreç tıkandı deniyor. Neresi tıkandı onu da bilmiyoruz. Askıda dedi. Ama görüyoruz ki Türkiye'yi adım adım, o bölgeyi Türkiye'den koparmak için freni bir patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Yokuş aşağı gidiyoruz. Yokuş aşağı gidiyor. Evet. Biz istiyoruz ki bu, bakın buradan ben şuna inanıyorum. Kürt kökenli yurttaşlarımızın Anadolu'da aynı topraklarda bağımsızlık mücadelesi vermiş, 1000 yıldan beri kardeş olan yurttaşlarımızın asla bu tezgahlara gelip özerkliktir, işte Türkiye'den ayrı bağımsız devlettir gibi bir şeye asla inanmıyorum. Bize düşen görev Hakkari'deki ne varsa, İzmir'de ne varsa Hakkari'de de olsun. Bana, İnsanlarımızın işi olsun, aşı olsun. Kış günü sokacak, evi başını sokacak evi olsun. Sayın Vekilim, ben bir şey söylemek istiyorum. Doğuyu gezen, karış karış gezmiş bir insanım. Yıllardan beri Diyarbakır'da, Antep'te o yollar yıllar önce yapıldı. Bizim bu bölgemizde batının en ucundayız. Evet. Avrupa'nın biliyorsunuz Asya'nın en son noktası. Avrupa'nın en dibindeyiz. Evet. Duble yollarımız daha yeni oldu. Evet. Kesinlikle öyle. Yani bence Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya giden yatırım bizden çok çok farklıydı. Ama tabii istemiyoruz. Bizler bir bütünüz. Biz böyle gördük. Kardeş olarak gördük. Bizim topraklarımız dünyanın en geniş kültürel çeşitliğine sahip topraklar. Bizim yemek çeşitlerimizden tuttuğum folklorik zenginliğimiz Anadolu topraklarında hem Hristiyan uygarlığının, antik uygarlığının izleri vardır. Hem Hristiyan uygarlığının, Roma uygarlığının, Bizans uygarlığının vardır. Hem de İslam uygarlığının vardır. Evet. Bu topraklar o yüzden çok bereketli ve zengin topraklar. Bizim topraklarımızın evet. Ana temelinde biz buna, sevgi Mustafa Bey, var efendim. Sevgi. Biz bu sevgiyi toplumda oturtursak, biz bütünlük içerisinde bir arada yaşamayı oturtabilirsek, farklılıklarımıza saygı duyarak, bakın Kafkasya'dan gelen Çerkez'de bizim yurttaşlarımız, vatandaşlarımız var. Ne kadar güzel folklarını oynuyor, bütün kültürel çeşitliliğini yaşıyor ve gayet güzel kendi dilini de öğreniyor. Orada da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bizim Bulgaristan'da yaşayan Türk kardeşlerimiz var. Sen orada Bulgaristan'daki Türklerin hiçbir özellik talebini, bir şey talebini duydunuz mu? Dilini öğreniyor, evde şeyini yaşıyor. İbadetini yapıyor. Oradaki ibadetini yapıyor. Oradaki devletle uyum içerisinde yaşıyor.
Keza Yunanistan'da da aynı şekilde. Evet. Dolayısıyla bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Biz doğudaki, güneydoğudaki yurttaşlarımızın, Kürt kökenli yurttaşlarımızın önce bize düşen görev onların evlatlarına, evlatlarımız olarak bilip iş, aş sağlamaktır. Onlara iyi eğitim vermektir. Evet. O bölgedeki insanlara hizmet vermektir. Bunları yaptığımızda ama burada kalkıp da bir takım çözüm sürecinden çözülme sürecine gidilmesini de kabul etmek de mümkün değildir. Evet, Sayın Vekilim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Ben bir şeyi sormak istiyorum. Bitti artık. Çünkü rejiden de söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne pompalanmak istenen suni kriz geçti mi efendim? Bu istifa krizleri. Bir ona değinmedik. Sayın evet. Vekilim. Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar stratejisi koyuyor. Evet. O da şudur. Bizim %26 son seçimleri aldığımız bir oy var. Biz bu oyu %40'ların üzerine çıkarmalıyız ki Türkiye'yi yönetelim, iktidar olalım. Bu %26 kim? Atatürkçü, cumhuriyetçi, evet, kesim, laik kesim. Ama bu iktidar olmaya yetmiyor. O nedenle bizim bunun dışındaki dindar ama cumhuriyet değerlerine bağlı kesimlerin de oyunu almamız lazım. Kucaklamamız lazım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ekseninde kayma falan yok. Yani şey bu, hedef bu. O yüzden biz niye korkuyoruz? Benim babam öldüğünde ben mevlid okutuyorum da. CHP'li bir siyasetçi olarak. Atatürk öldüğünde Atatürk'e mevlid okutmaktan niye çekiniyoruz? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Maalesef bazı arkadaşlarımız bizim gibi siyasetin tabanından, topraktan gelmiyor. Evet. Bazı arkadaşlarımız. Hazır böyle milletvekilliği koltukları sunuluyor, bazı şeyler sunuluyor. Buna tepki gösteriyor. Yok efendim, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülükten uzaklaşıyor. Ne alakası var? Dolayısıyla tabii üzüntüyle karşılıyoruz. Biz arkadaşlarımızın asla istifa etmesini doğru bulmuyoruz. Yanlış karardır. Gelmeleri gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek Türkiye'nin tarihinin akışını değiştirdiyse, ilk defa milletin egemenliğini gerçekten millete verdiyse, nasıl 1940'lı 50'li yıllarda çok partili rejime giderek Türkiye'yi çok partili rejime taşıdıysa, Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de Türkiye'yi gerçekse eksiksiz bir demokrasiye, çoğulcu demokrasiye taşımak zorunluluğundadır. Bunu yapması için de iktidar olması lazım. Evet. Bunu yapmamız için de bizim, benim başörtülü bacımın AKP'ye mahkum olmadığını, dindar yurttaşlarımızın inançlarının bizim emanetimizde olduğunu görerek toplumun tüm kesimlerini kucaklamak istiyoruz. İktidar olmak istiyoruz. Evet. Olay bundan ibarettir. Bir çalkantı da söz konusu değildir. Arkadaşlarımızın ama bir suni kriz pompalamaya çalıştılar. Suni yani. Bir pompalanarak işte Emin Ölkü Tarhan ne oldu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ettiniz anlayabilmiş değil. Biz yani, de o duyarlılıklar CHP'nin altı oku ortada. CHP'nin savunduğu değerler ortada. Ama Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin yıllardır istismar siyasetiyle, başörtüsü istismarıyla, din istismarıyla, mütedeyyin inançlı yurttaşlarımızın sanki camiler onun arka bahçesiymiş gibi biz o silahı onun elinden aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her inanca, her şeye var, ihtiyaç var. Biz onların hepsinin haklarını savunuyoruz. Dolayısıyla biz artık iktidar olmak istiyoruz. Bunun için de sloganımız belli. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var. Biz toplumdaki tüm inanç dokularını, tüm ırksal kökenleri birinci sınıf yurttaşımız olarak kabul ederek, kucaklaşarak asıl sorun onların işini, aşını, ekmeğini. Akşam köydeki evine aç gitmeyen insanları, köy kahvelerinde değil, Edremit'in kenar mahallelerinde işsiz gençlerimizin ıstırabını önce bu sorunları çözmek zorundayız. Peki. Efendim, ben artık en son bir sözümü söylemek istiyorum. Nasıl yaşam çağdaşlaşıyorsa, teknoloji çok ileriye gidiyorsa, siyasetçinin de ileri görüş olması lazım, kendisini yenilemesi lazım, beyin olarak da bir takım yeniliklere, ihtiyaçlara göre hazırlaması gerekiyor. Kalıpsal, geçmişe dayalı bir şeylerin içinde kalmamak lazım.
Herhalde siyasi misyonu biten de kendi kendini zehirliyor Sayın Avukça. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Böyle de algıladım. Çünkü her şeyde kendini yenilemek zorundasın. Kesinlikle. O ihtiyaca göre o siyaseti şekillendirmek zorundasın. Efendim, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Çok da zevk aldık, keyif aldık. Evet. Böyle zaman zaman geldiğinizde sizleri biz misafir etmekten kıvanç ve şeref duyacağız efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de son söz olarak bir kez daha buradan Ege Türk TV ailesine ve Körfez topraklarımızın güzel insanlarına bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler, yeniden bir siyaset gündemi özel programı sonuna geldik. Konuğumuz Balıkesir CHP milletvekili Sayın Namık Avuççay'dı. 1/100.000'likten Türkiye genelinde konuşulacak her şeyi, her daim şeyi konuştuk. Sürçülisan ettiyseniz affola. Bir daha başka bir siyaset gündeminde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.